Söyle bana kafayı neye taktığını. Ben sana çevrendeki insanların ne tür insanlar olduğunu söyleyeyim. Şimdi eğer gereksiz, lazım olmayan konulara kafayı taktıysan, sürekli onları gündemde tutuyorsan, senin etrafındaki görüştüğün 5 kişi var ya, onlar o yapıda insanlardır. Yani kafa yapıları o şekilde. Yani bir hani derler ya bir ceviz kabuğunu doldurmayacak olaylara üzülen tipler var ya. Onlar vardır çevrende. O 5 kişi vardır. Ondan dolayı sen gereksiz, sana lazım olmayan şeylere kafayı takıyorsun. Onlar için üzülüyorsun. Enerjini boşa harcıyorsun. Onlarla uğraşırken başkaları üretime, bir şey üretmeye, para kazanmaya, kendini geliştirmeye enerji harcıyor. Yani sen niye kafayı takıyorsun? Neye üzülüyorsun? Bana söyle. Ben senin nasıl bir insan olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla sen 5 kişi tarafından programlanıyorsun. O en çok görüştüğün 5 kişi var ya, o insanların ortalamasısın. O insanlar genellikle olumsuz tipli insanlarsa, yani muşmula suratlı insanlarsa sen de onlara benziyorsun. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Bunu atalarımız söylemiş. Söyle bana arkadaşının kim olduğunu, ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim diyor atalarımız, değil mi? Senin çevrendeki insanlar seni etkiliyor. İyi veya kötü. Sen muşumla suratlı insanlarla oturup hayatını zindan edebilirsin. Sürekli gereksiz, ceviz kabuğunu doldurmayacak olaylara üzülebilirsin, kafanı takabilirsin. Gece uykusuz kalabilirsin onların söylediklerinden etkilenerek. Veya o 5 kişiyi seçerek olumlu, üreten, hedefleri olan, öngörüsü olan insanlarla takılarak üretebilirsin. Kendini geliştirip fikir üretebilirsin, para kazanabilirsin, mal üretebilirsin, huzurunu arttırabilirsin, hayatını güzelleştirebilirsin, kendi kimyanı pozitif değiştirebilirsin. Bu senin kararın. Ya 5 tane kaybedenler, loser diyorlar bunlar, bunlarla takılabilirsin. Veya kazanan 5 kişi, üreten, olumlu düşünen bu 5 kişiyle takılabilirsin. Özgür karar sana ait. Seni kimse zorlamıyor. Bu karar senin. Sen karar veriyorsun. Seni kimse zorlamıyor ki bir şeye. Örneğin şu 5 tane olumsuz insan var diye kaybeden insanlar, onlarla takılıp sen altıncısı olarak kaybeden bir insan olabilirsin. Veya şurada 5 tane kazanan insanlar var. Tamam mı? Üreten, kendini geliştiren, para kazanan, milyoner, neyse artık aklına ne geliyorsa olumlu. Kazanan insanlarla takılır, altıncı kişi de sen olabilirsin kazananlar arasında. O sana bağlı. Yani doğru çevreyi sen seçebiliyorsun. Sen seçersen doğru çevreyi, o zaman kazananlardan olabilirsin. Ben bunları anlatırken içindeki o ses sana ama hocam etrafımda hiç olumlu insan yok ben ne yapayım diye başlarsan sızlanmaya o zaman ben sana bir şey yapamam. Ağlamaya sızlamaya başlarsan o içindeki ses sana ait olmadığını söyleyebilirim. Çünkü iç ses sana ait değildir hiçbir zaman. Dışarıdan duyduğun, çevren tarafından duyulan cümleleri içinden tekrarlıyorsun. Bu sana ait bir cümle değil. Sen de ayağa kalkıp çevreni değiştirebilirsin. Olumlu insanların arasına katılabilirsin. İçindeki o olumsuz cümleleri söyleyen iç ses sana ait sesler değil. Bunlar dışarıdan sana yüklenen çevren tarafından bu 5 kişi belki de sana bunları yükledi. Dolayısıyla sen de yapabilirsin. Sen de ayağa kalkıp olumlu çevre seçebilirsin kendine. Kazananlar kulübüne katılmak için bu 5 tane kazananlar kulübüne katılıp sen de 6. kişi olarak kazanmak istiyorsan o zaman sorumluluk alacaksın. Yani mızmızlanmayı bırakacaksın, ağlamayı bırakacaksın. İç sesini dinlemeyeceksin, sorumluluk alacaksın ve karar vereceksin arkasından. Yani bisiklet sürmek istiyorsun, o zaman bisikletin pedalini çevireceksin. Direksiyonunu tutacaksın. Yani bir şeyler yapman lazım. Kader gayrete aşıktır. Çünkü sen bir şey yapman lazım. Bir şey yapmadan sadece böyle yan gelip yatarak bir yere varamazsın. Çevreni doğru seç. Senin kararın, özgür karar sana ait. Şimdi bu konuyu sana anlatırken senin içindeki seslerden bir tanesi sana şunu söyleyecek. Ama ben annemi nasıl değiştireyim? Annemi, babamı nasıl bırakayım? Benim en sevdiğim dostum, arkadaşım olumsuz bir insan. Onu nasıl bırakayım? Onu nasıl satabilirim? Ben bir insan satamam ki diyebilirsin.
Peki ne yapacağım hocam dediğinde ben sana şunu söyleyeyim. Sen karakterini güçlendirmeye çalış. Karakterini güçlendir. Bakış açını değiştir. Kendini geliştir. Dik dur biraz. O boş şişenin içerisine su doldur. Ruhunu güçlendir ki dolu olan şişe hemen yıkılmaz. Ama boş pet şişesi hafif bir rüzgarda yıkılır. Yani senin o dostun, senin o en iyi samimi arkadaşın bir laf söylediğinde yıkılmazsın eğer karakterin güçlü olursa. Veya senin annen, baban olumsuz bir insan ve sana sürekli olumsuz cümleler söylüyor ise sen kendini güçlendirdiğinde, karakterin güçlendiğinde, zihinsel bağışıklık sistemi güçlendiğinde sende o zaman yıkılmazsın. Onların olumsuzlukları seni aşağı çekmez. Ve bu böyle devam ederken yeni çevreyi de kazanmış olursun. Çünkü olumlu insanlar olumlu insanları çeker. Olumsuz insanlar olumsuz insanları kendine çeker. Mıknatıs gibidir bu. Bu fizik kurallarıdır sevgili arkadaşlar. Yani sen olumlu düşünmeye başladığında, sen karakterini güçlendirmeye başladığında ister istemez senin o olumsuz dostluğunu sen olumluya çevirebilirsin. Veya senin annen baban seni aşağı çekiyordu. Sen güçlendiğinde onları yukarıya çekebilir ve onları güçlendirebilir. Hayata olumlu bakış açıları onlara kazandırabilirsin. Bu sana bağlı. Sen de yapabilirsin. Binlerce insan bunu yaptı, başardı sevgili arkadaşlar. Olmayacak bir şey değil ki bu. Bununla beraber şunu da söyleyebilirsin. Ama hocam benim adam odun gibi birisi veya benim hatun çok olumsuz birisi, depresyon ilaçları kullanıyor ve beni sürekli aşağı çekiyor diyebilirsin. Bırak şikayet etmeyi artık. Bırak. Senin başkalarını değiştirmen, kendini değiştirmeden mümkün değil. İlk önce kendini değiştireceksin. Hayatında en kolay değiştirebileceğin tek insan var. Her gün saçını taradığın, dişini fırçaladığın kişidir. Yani sen kendini değiştirince, sen karakterini güçlendirdiğinde senin eşin zaten sana benzemeye başlayacak. Onlar da etkilenecekler. O yüzden ayağa kalk. Sorumluluklara karar ver. Ama hocam çok güzel konuşuyorsun. Her şey çok iyi. Çok güzel. Bayıldım şu anda. Çok etkilendim. Ama bunu ben nasıl yapacağım tek başına? Senin bunu tek başına yapman zor olabilir. Bu açık ve net. O yüzden çevre gerekiyor. O yüzden seminerler var. O yüzden eğitimler var. O yüzden mentörlük programına katılan insanlar var. Bu insanlarla beraber bir sinerji oluşuyor. Bunların hepsi motivasyonlu, bunların hepsi enerjik dolu, bunların hepsinin hedefleri var. Bunların ortak hedef olduğundan dolayı seni yukarıya çektiği için bu insanlar sen otomatikman mentörlük programlarıyla, eğitimlerle arzuladığın hedefe ulaşabiliyorsun. Senin hayata bakış açın birden olumlu oluyor. Neden? Çünkü bu insanlarla berabersin. Senin etrafında o 5-6 kişi veya o 50 kişi veya o 500 kişi olumlu insanlar. Ve sinerji oluştuğundan dolayı senin karakterin güçleniyor. Bundan sonra en çok görüştüğün insan seninle beraber aynı hedefi olan insanlar oluyor bu 5 kişi. Dolayısıyla sen bu 5 kişi başarılı insanların içerisinde 6. başarmış insan oluyorsun. Bu senin kararın. Bunun için karar vereceksin. Bunun için sorumluluk alacaksın. Yani bu devirde herkes sorumluluk alarak, karar vererek kendi etrafındaki insanları seçebiliyor. Olumlu veya olumsuz. Kazananlar veya kaybedenler. İnsan seçimini, kararını şu anda özgür kararını verebiliyor. Sen de şu anda sorumluluk alıp karar verebilirsin. Bizim programlarımıza katılan arkadaşlar otomatikmen o 5 kişi veya o 50 kişi veya o 500 kişi etrafındaki insanlar değişiyor. Hepsi enerji dolu, hepsi motivasyonlu, hepsi yüksek karakterli insanlar ve hedefi olan insanlar, kazanan insanlar olduğu için sen de o programın içerisine girdiğinde, o ortamın içerisine girdiğinde sen de kazananlardan, başarmış insanlardan otomatikmen sen de aynı şekilde oluyorsun. Yani istesen de istemesen de ortam seni etkiliyor. Çevren çok önemli. O yüzden karar senin, sorumluluk almak senin. Sen de eğer istiyorsan bizim programlarımıza katılarak hayat kaliteni arttırabilirsin. Eğer bu konularda sana da yardımcı olmamı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsun.
formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Bizim sana yardımcı olabileceğimizi anlarsak, bizim arkadaşlar seni ararlar. Her şey uyarsa o zaman seni programa alır. Sen de hedeflerine ulaşabilirsin. Şimdi bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşçakal.